Bugün piyasada var olan HPV aşılarının ikisi de koruyucu aşılardır. Tedavi edici yönleri bulunmamaktadır. Ve bu aşılardan sadece bir tanesi, dörtlü aşı, genital sihirle karşı koruyucudur. Amaç genital sihirden korunmaksa mutlaka dörtlü aşıyı yaptırmak gerekir. Ancak bu aşıları yaptırıyor olmak, genital sihirli olan hastalarda tedavi edici bir etki var mıdır diye sorulursa bunun cevabı kesin kes hayırdır. Ama gene de bizler tarafından bu aşıların yapılması önerilmektedir. Neden derseniz, HPV'nin problemi, vücut bağlamındaki problemi HPV'nin kana karışmaması, viremi yapmaması, sadece yüzey epitelinde kalması, burada kendini replike etmesi ve daha sonra buradan bulaşları gerçekleştirmesidir. Kana karışmadığı için vücudun bağışıklık sistemi buna çok hızlı cevap verememektedir. Yoksa vücudun bağışıklık sistemi oldukça güçlü bir cevap vermektedir ama çok yavaş olmaktadır bu cevap. Dolayısıyla hastalığı tedavi edici bir etkisi olmasa da sonradan var olan bulaşlara karşı immün sistemi çok fazla güçlü kılacağı için nüksleri engelleyebileceğine dair teorik bir görüş vardır. Bugün bu görüşü destekleyen bulgular özellikle rahim ağzı kanseri öncülleri, örneğin CIN1, CIN2 vesaire için gerçek olmaktadır. Yani bununla ilgili yayınlar gelmektedir. Ama sihirlerle ilgili bu tarz yayınları birkaç tane yayınlanmış olmasına rağmen bu büyük prospektif random çalışmaları biz bekliyoruz. Ümidimiz bizim bu teorimizin ispatlanmış olmasıdır. Dolayısıyla bugün için hastaları biz aşılıyoruz.